Şimdi mesela görüyoruz Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatı değil mi? Kışın hepsini öldürüyor. mümit esması gözüküyor. Bakıyorsun ki 400 bin mahlukat ortalama. Şimdi çok çok fazla. Şu anda yani bizim yer küremizde hepsi yani belki 200 bin 300 bini vefat etti. mümit esması gözüktü. Ben bunu nasıl rahmetle ilişkilendireceğim? Teuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Selatü ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme Gecemiz mübarek olsun, hoş geldiniz. Konumuz celal içindeki cemal. 17. sözden devam ediyoruz. 7. bölüm herhalde bu bölümümüz. Kehf suresi, En'am suresi ve Araf suresinin tefsiri yapılıyordu burada. Ayetleri kısaca okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amela. Ve inna la ja'iluna ma 'alayha saydan juruza ve ma hayatud dunya illa la'ibun ve lehun. Vesiyat rahmeti külle şeyin ayet kelimesi. ilk iki ayet Kehf suresi 7 ve 8. ayetlerde yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Devamında onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Son olarak da dünya hayatı bir oyun ve oynamadan başka bir şey değildir. En'am suresi 32. ayet. Ve bu 3 ayet zahirin içerisindeki celali tecelliler içerisinde rahmetle ilişkilendirerek tefsir ediliyordu. Yani bu üç ayet vesiyat rahmeti külli şeyin. Hayır rahmeti külli şeyin ayetiyle rahmeti her şeyi kaplamıştır ayetiyle senkronize edilerekten tefsir ediliyordu. Çünkü Celal içerisinde Cemal'i görmek zor. Normalde biz bu ayetler içerisindeki biz, süs, daha güzel işler, imtihan ve kupkuru toprak olma ve oyun oynanmadan ibaret manalarını konuşmuştuk. Geçen haftaki dersimizde bizim normalde hoşumuza giden ve gitmeyen şeyler içerisindeki ayrımını anlamamız lazım olduğunu konuştuk. Yani iyi bir Müslüman, tahkik eğdiği bir Müslüman kimdir? Yalnızca Cemal'i tasarrufata mahsar olup Rabbini öyle seven değil. Ee, yani şunu kendimize sormamız lazım. Biz gerçekten Rabbimizi seviyor muyuz? Yoksa bizim işimize gelen şeyleri yapan, bizim hoşumuza giden şeyleri veren Rabbimi seviyoruz. Dikkat edersek çoğu zaman ilk ışık birazcık ağır basıyor. Verirken iyi, vermeyince problem yaşadığımız, Bizim istediklerimizi yerine getirdiği sürece ona şükrettiğimiz, yerine getirmediği anda hemen şekva ettiğimiz bir Rab anlayışımız maalesef gözüküyor üzerimizde. Yani ben kendimde görüyorum. Sizde böyle mi de bilmiyorum ama genel tablo itibariyle bu oluyor. Çok fazla şekva ve şikayet ediyoruz. Biz de mesela cemali tecelli bizim bizzat hoşumuza giden şeyler olarak anlamlandırıyoruz. Celali tecelliye gelince zaten o da film kopuyor bizim. Mesela musibetler, hastalıklar, sıkıntılar sevilmiyor. Değil mi? Hoşumuza gitmiyor. Sıkıntılar, musibetler, hastalıklar yanında bizim bazı ondan sonra darlık diye ifade ettiğimiz mesela ekonomik şu andaki sıkıntılar hoşumuza gitmiyor. E, çok istediğimiz şeyler olmayınca bunun olmamasından dolayı çoğu zaman aşırı derecede üzülüyoruz. Yahu keşke olsaydı, niye olmadı? gibi kavramlar hep ağzımızdan düşüyor, çıkıyor. Bunların içerisinde hepsi maalesef takiki iman eğitiminin noksanlığından kaynaklı. Yani bunlar varsa iyi bir Müslüman değiliz. Bunu bilin. Yani o hal üzerine ölürsek belki Müslüman olarak da ölmeyeceğiz. Ehli iman olarak da ölmeyeceğiz. O yüzden Allah son halimizi en iyi halimiz eylesin. Şimdi konuyu geçen hafta şuraya kadar getirmiştik. İsmi Kahhar Mümit gibi celali tecellilerin cemal boyutunu konuşmuştuk. Yani aslında Esma Hüsna'dan geliyorsa her şey bizzatı güzeldir demiştik. Ve bu güzelliği anlatmadan önce bize tabloyu şuraya getirmişti. Bu kadar güzel bir bayram yeri. Her şey çok güzel yaratıldı. Fakat bu kadar güzel bayram yeri içerisinde, bunca güzel yaratılış içerisinde birdenbire ismi Rahman ve Muhi gibi cemali isimler yani hayat veren, hayatlandıran, şefkatle besleyen, terbiye eden isimlerinle tecelliyatını gördüğümüz şu dünya hayatında birdenbire karşımıza kahhar, mümit gibi yani kahreden, öldüren, fiillerini yapan o isimler çıktı karşımıza. Şimdi bu senaryo böyle bitmemesi lazım. Şimdi ben bunu nasıl rahmetle ilişkilendireceğim? Hani rahmeti her şeyi kaplamıştı? Hani Cenab-ı Hak her şeyi rahmetiyle yapıyordu? Rahmet her şeyi kaplamış ne demek biliyor musunuz? Boşluk olmaz. Yani rahmeti görmediğiniz yerde göreceğimiz yegane şey nedir? Zulümdür. Rahmeti görmediğimiz yerde göreceğimiz şey zulümdür. Yani rahmeti nerede müşahede etmiyorsak bilin ki orada zulüm görüyoruz biz. Mesela hikmeti müşahede etmediğimiz yerde bilin ki orada abes görüyoruz. Adaleti görmediğimiz yerde mutlaka bilin ki bir adaletsizlik vardır. Hem diyeceksin ki adini mutlak, hakimi mutlak, rahimi mutlak. Mutlak ne demekti biliyor musun? Mutlak dediğiniz zaman artık hariçte bir şey bırakmazsınız. Yani parantez dışında bir şey kalmaz. Mutlak dediğiniz anda o mutlakiyetin etrafında ama bırakmamamız lazım. Bizim genel itibariyle mutlak anlayışımız şöyle. Ya Cenab-ı Hak rahimi mutlaktır ama diyerekten amadan sonraki şeylerin hepsi bizim için isyan hakikatını çıkartıyor ortaya maalesef. O yüzden peki ama bunlar da var. Vaka yani şimdi mesela görüyoruz Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatı değil mi? Kışın hepsini öldürüyor. mümit esması gözüküyor. Bakıyorsun ki 400 bin mahlukat ortalama. Şimdi çok çok fazla. Şu anda yani bizim yer küremizde e, hepsi yani belki 200 bin 300 bini vefat etti. mümit esması gözüktü. Ben bunu nasıl rahmetle ilişkilendireceğim? O yüzden burada bu cemali ve celali esmaları kısa bir tablo ile ben bir nazarınıza getirmek istiyorum. Buradan devam edeceğim konuya. Şimdi bir fiil var. O fiilin gözüktüğü, o fiil ile ben aslında okumuş olduğum bir esma var. Bu bir esma grubu var. Şimdi esma grubunu ikiye ayırdık. Bir celali esmalar, bir de cemali esmalar. Cemali esmalar dediğimiz bizim bizatihi baktığımızda hoşumuza giden, yani insanetimizle bize sevdirilen e, özelliklerdi. Mesela e, gülün yaratılması, değil mi? Nedir? Bir cemali bir esma gözükür orada. En en basit manada cemil esmasını görürsün sen. Sen yani Cenab-ı Hak o gülü bizzatı güzel yaratır. Gülün yaratılması bizzatı güzeldi. Mesela senin gülü güzel görmen için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yoktur. Mesela bunun yanında bir de gülün soldurulması var. Şimdi sevmiş olduğunuz bir gül çok güzel yaratılırken birdenbire solduruluyor. Yani gülün soldurulması var. Peki gülün soldurulması güzel mi? Güzel mi gülün soldurulması? Değil mi? <laughs> Önce böyle yaptı. Sonra böyle yapınca... <laughs> Biz adamı böyle imana getiririz. <laughs> Bize zorlama yok. Yani gülün soldurulması güzel mi? Evet, gülün soldurulması da güzel. Ya nasıl güzel olur şimdi gülün soldurulması? Şimdi bak biz soldurulma işlemine bakınca genel itibariyle şey görüyoruz. Hani bitiş. Ya soldu. Aslında soldurulması da bir yaratılıştır. Ya yani Cenab-ı Hak soluk yaratıyor desem şimdi ne anlayacağız? Soluk yaratıyor. Lan ne demek soluk yaratıyor? Yani solma işlemi senin için çekin olabilir. Ama o gülün solma işleminde gülden istifade eden mahlukat var mesela. İşte kurtlar geliyor, böcekler geliyor. Onu yiyorlar, götürüyorlar. Sonra gülün solunma esnasında solgunluğunda da bir güzellik var. Değil mi? Mesela adam ne yapıyor? Kitabın arasına koyuyor solmuş gülü. Yıllarca saklıyor adam mesela. Sen hiçbir canlı gülü yıllarca saklayamaz. Genelde böyle ergenlik dönemlerinde çok olurdu böyle. Kitaplar olurdu böyle. Ben hiç yaşamadım da. Böyle böyle güzel abiler, kardeşler vardı böyle. Karşı ilişkilere ilişkileri sıkı sıkı olan. Ben tipten dolayı kaybediyordum. Yoksa adam falan değil yani. Yanlış anlamayın. Yani vermeyince Mahmut neylesin? Ondan sonra Mahmut misali. Adam mesela alıyordu koyuyordu yanına bir gülü böyle. Kapatıyordu. Yıllarca kitapta durmuş bir gül. Bir açıyorsun değil mi? Kupkuru. Çok da güzel duruyor yani. Bak bu da güzellik yani. Ha buradaki güzellik senin bizatihi seveceğin bir güzellik olmadığı bir hakikat. Ha ama buna çirkin diyemezsin. Bakın biz varoluşu kademeli takip ediyoruz. Yani alemimizden şunu silmemiz lazım. Allah Mutlak kötü yapmaz. Aslında şunu dememiz lazım. Allah çirkin yapmaz. Ama Allah çirkin yapmaz diyemeyiz çünkü bizim müşahede alanımıza gelen ve bizim hoşumuza gitmeyen ve çirkin diye vasıflandırdığımız bazı şeyler var. Ama mutlak çirkin yoktur diyeceğiz. İlk aşama bu olması lazım. Ama bir üst kademeye çıktığımızda artık biraz daha tahkiki iman eğitiminde hayır kardeşim. Esma Hüsna teyzeye çıkıyorsa bir şey zaten çirkin olamaz. Cenab-ı Hak çirkin yapmaz. Net, Netice itibariyle falan. Bu çirkin değildir. Ama ben varlığı, varlık müşademi bölüm bölüm gördüğünden dolayı buna çirkinlik izafe ediyorum. Mesela bahar mevsimini örnek veriyor üstad. Bahar mevsimi 6 haftalık bir yazılış serüveni olarak düşünün. Sen bahar mevsimini bütünsellik içerisinde görmüyorsun ki. Mesela baharın yağmurunu görüyorsun. Baharın çamurunu görüyorsun değil mi? Bahar mevsiminde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Don yaratıyor. Ondan sonra yağmur yaratıyor, çamur yaratıyor, fırtına yaratıyor Şimdi sen bunları görüyorsun bunları beğenmeyebilirsin. Çünkü gerçekten de insanın hoşuna giden şeyler değil. Fırtına mesela insan hoşuna gitmez ki. Ama o fırtına, o çamur, o yağmur neticesinde bir çiçek yaratılıyor. Çiçekler yaratılıyor ve sen bahar mevsiminde diyorsun ki o ne güzel bahar geldi değil mi? İçim açıldı diyorsun. O resmin bütününü görmediğinden dolayı, bölüm bölüm gördüğünden dolayı orada zahiri çirkinlikle ifade edilen şeyler aslında bir netice itibariyle güzellik olacak. Ama sen sonucu biliyorsan eğer, hakim mutlak diyorsan eğer, abes yapmaz diyorsan eğer dersin kardeşim çamur da güzeldir, gübre de güzeldir, işte tezek de güzeldir, solan solan gül de güzeldir, 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 güzeldir. Ya niye güzeldir? Güzelden geldiği için güzeldir. Güzelden gelmeseydi o zaman güzel olmazdı. Aynada gözüken güzelse, aynaya bakan güzelse aynada gözüken güzel olur. Ben şimdi aynaya baktığımda neden ben bu kadar çirkin, e, ayna beni neden çirkin gösteriyor diyemem. Çünkü neden? Malzeme bu. Bakıyorum bunu göre bu kadar değil mi? Ama bir aynaya bakanın mutlak güzel olduğunu, kusursuz olduğunu farz edin. Aynaya bakanın kusursuz ve güzel olduğunu farz ettiğinde aynaya bakan zatın görüntüsü nasıl olacaktır? Kusursuz olacaktır değil mi? Güzel olacaktır. Abes olmaz, çirkinlik olmaz. Niye? Çünkü aynaya tezahür edenin kendisi güzel. Mutlak güzel. Bu misal yani. Onun gibi de Cenab-ı Hak kainattaki tasarrufatında hep biz bunu görürüz. Görmemiz lazım. Bunun için uğraşmamız lazım. Aksi takdirde bakın veren Allah'ı sevdiğimiz gibi vermeyen Allah'a düşmanlık beslemeye başlıyoruz. Hoşumuza gitmeyen şeyleri yaptığında isyan etmeye başlıyoruz. Yani günün solması Cenab-ı Hakk'ın mümit esmasını gösterir. Ve bu nedir? Celali bir esmadır. Diğer tarafta işte hayatlandırma Cenab-ı Hakk'ın muhi esmasını gösterir. Cenab-ı Hak muhi esmasıyla hayat verir. Değil mi? Bir cemali bir esmadır. Diğer tarafta bakıyorsun ölüm vardır ve ölüm mümit esmasını gösterir. Mümit esması da Cenab-ı Hakk'ın celale esmasıdır. Şimdi buna benzer bütün bu fiillerle ben ne yapıyorum? Rabbimi tanımaya başlıyorum. Rabbimi tanıyorum. Yapacağım, ulaşacağım sonuç cümlesi şudur bakın. Bunu unutmayın. Bunu al tespih olarak çek. Çok canın tespih çekmek seven abiler var. Mesela Mehmet Ali abi çok seviyor tespih çekmeyi. Ondan sonra zikirleri var böyle uzun soluklu. Mesela Arapça olmayan ama size Türkçe olan Cenab-ı Hak'ta dil sorunu yok biliyorsunuz. Zaten bütün diller Cenab-ı Hak'ın mütekellim esmasından tezahür ettiği için yani böyle bunları yapabilirsiniz. Çok güzel bir tesbih. Ama böyle kalbe nahşedecek, şuurumuza nahşedecek şekilde söyleyeceğiz. Bakın. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Cemili mutlaktan güzellik gelir. Hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Al bunu sürmanşet olarak kalbine as, evine as, bir aylara az tespih çek. Hayatı böyle yorumla. De ki hayır mutlaktan hayır gelir. Değil mi? Cemil mutlaktan güzellik gelir. Hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Kaç kere çekeyim bunu? İstediğin kadar. Nasıl bir ölçü? Bir kere de ulaşacaksan bir kere çek. Yüz kere de ulaşacaksan yüz kere de çek. Bin kere de ulaşacaksan bin kere de çek. Ama bu manayı çeker, bunu çekerken bu manayı e, sen söyle hayattaki uygulamasını yapmak için çek. Yani bunu çekip çekerken işte hayır mutlaktan hayır gelir, cemini mutlaktan güzellik gelir, hakim mutlaktan abes bir şey gelmez deyip önüne araba kırdığında olan senin ben var gelmişini geçmişini demeyeceksin ama. Tamam İşte ödeme alamadığında olan var hemen böyle işlerin böyle müşterin demeyeceksin ama. Tamam. Yolda ayağın burkuldu böyle bastım boştu ayağın asını kim koydu bu taşı falan demeyeceksin ama. Her şeyi beğeneceksin. Bunu başardığımız anda elhamdülillah abiler bakın Cenab-ı Hakk'a çirkinlik atfetmemek kamil bir Müslümanın en belirgin özelliğidir. İlerleyen safhalarda böyle bir hayat yorumu işte bizim başımıza gelen hadisleri de böyle yorumlamaya vesile olacak. Bunu yapamadıktan sonra ne olacak biliyor musun? Namaz kılacağız. Zikir çekeceğiz. İşte bir elde subhanallah, bir elde ondan sonra elhamdülillah önüne biri kırdığında işte Allah bilmem ne diye bağırmaya başlayacaksın. <laughs> ne yapıyorsun? Subhanallah çekiyorsun. Yani Allah kusursuz iş yapar. Bak iddia cümlesi. Cenab-ı Hak kusursuz iş yapar. Nereden biliyorsun? Slogan. Dededen bir alışkanlık bizim. Çok çekeriz biz bunu. Alakası yok. Sen bunu varlık sahasında müşahede etmek zorundasın. Varlık sahasında özellikle hadisat sahasında bunu müşahede etmek zorundasın. Etmek zorundayız. Ama biz çoğu zaman bunu dilimizle ikrar ediyoruz ama kalben tasdik olmayınca hayat sahasında biz çoğu zaman tek ezliyoruz Yani herkes hayatında bunu kontrol ettiği zaman bunu görebilir yani. O yüzden yapacağımız şey nedir? Cenab-ı Hak bize cela cemaliyle tasarruf ettiği gibi celaliyle de tasarruf ediyor. O yüzden bakın bazen Mesnevi'de çok orijinal bir cümle var. Diyor ki bazen diyor cemal yani güzellik celalden tecelli eder. Evet. Cemalin gözünde celal ne kadar cemildir? Celal. Yani celal dediğimiz şey, kavram şu. Mesela celali tecelli karşısında insan haşyet duyar. Korkar. Fakat bu korku kalbi bir korkudur. Bak burası çok önemli. Allah korkusu çarpan bir Allah korkusu, yakan bir Allah korkusu değildir. Böyle bir korku itikadına girmeyelim. Bu çok çok basit bir seviyedir. Beşeri seviyede bir korkudur bu. Hafullah dediğimiz kalbi korkudur. Kalbi korkunun en net misalini üstad hepimizin hayatında gördüğümüz bir örnekle veriyor. Neyle? Annenin çocuğun annesinden korkması. Annesinin tokadından korkup yine annesinin Değil mi? Şefkatli sinesine sarılması. Çok acayip bir örnek bu. Sen yani daha bunu müşahede etmiyorsun. Daha bekle. Daha yeni doğdu. Cenab-ı Hak hayırlı uzun versin inşallah. Allah Allah. Anne çocuğu dövüyor, vuruyor. Çocuk anne diyor, annesine koşuyor. Ya seni vuruyor. Sana vuruyor ya. Niye koşuyorsun? Çocuk biliyor ki şuurunda şu var. Ya bu bana vuruyor ama bu beni seviyor. Geçen hmm. bir tane karikatür paylaştım. Gördünüz bilmiyorum da. Çocuk e, annesi çocuğa kızıyor. Bak diyor beni kızdırıyorsun diyor. Geliyor diyor ondan sonra üç parmak. Yani, üç kardeşliği geliyor diyor tamam mı? E, sen söyle çocuk diyor. Anne diyor o beş kardeş değil miydi? Anne diyor ki ya diyor acıtmaz mı diyor beş kardeş. <laughs> tamam bak beş kardeş vuracak vuramıyor. Çünkü vursa da. Annenin vurması farklıdır. Mesela baba bu noktada biraz daha şeydi. yani bizim beşeri korku olarak baba korkusu biraz daha bizim Allah korkumuzu andırıyor. Yani çocuklar babadan korkar ama babadan niye korkar? Kalbi değil yani bildiğim korkar çünkü dayak yiyecek yani. Geçen dün ben Süleyman Efendi'yi haşladım ondan sonra evde. Şimdi yaramazlık yapıyor. Uyarıyorum. Bu Süleyman yap. Süleyman gel dedim buraya. Gelmiyor. Gel dedim buraya. Gelmiyor. Benim büyük kız diyor ki Süleyman git. Çünkü biliyor yani tecrübe etmiş daha önce. Tamam mı? Ben bir daha çağırdım. 3'e kadar sayıyorum dedim. Ben ne yaptım? 1 2 3 anne olsa böyle sayardı. 1 1.20 1.40 1.60 dönmemek için. Biz abi 1 2 3 gel buraya. <laughs> Tabii ben hemen şeyi açtım. Bizim mutfak çekmecesini açtım. Elimi götüme bizim büyük kız biliyor. Eyvah kaşığı alacak diyor. Gene o da elhamdülillah. Şefkat gitti de spatula vardı tahta. <laughs> spatula dedim tahta. Mübarek ince bir spatula yani. Haydari çıkacak halimiz yok yani. Sonra aldım tak 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 haşladım yani. Bak şimdi ama anne olsun yapamaz. Çok zordur yapması. Çünkü neden? Anne de şefkat vardır. İsmi Rahman ve Rahim'in tecellisidir. Vurmaz. İşte bizim hafullahımız da böyle olması lazım. Cenab-ı Hakk'a karşı korkumuzun oturacağımız yer bu olması lazım. Allah'tan Korku noktasında çocuklarımıza vereceğimiz ders de böyle olması lazım. Sakın çarpar, yakar diye ders vermeyin insan çocuklarınıza. Yani çok insanı uzaklaştıran bir şey bu. Çünkü korkuya dayalı itaat itaat değildir korkuya dayalı itaatin için nefretle doludur. Bakın siz eğer böyle bir çocuk yetiştirirseniz o çocuk ilahına karşı, Rabbine karşı hep bir adavet besleyecek. Uygun zemin bulduğunda ortaya çıkacak. İşte yani bugün ise işte bugün ateizmin, e, deizm, ateizm acip almış başını gidiyor diyorlar okullarda vesaire. Niye? E, şuursuz anne babaların din öğretisinden kaynaklı. Çoğu o. Çarpan bir Allah, yakan bir Allah a. ama ayetlerde geçiyor. Ayetlerde geçiyor da Cenab-ı Hakk'ın 114 yerde kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtma ayetlerini sen anlattın mı? Niye hemen cehennemden başlıyorsun yani? İşte hafullah budur. Yani bizim celali esmalardaki bizim dünyamızda nasıl anlayacağız? Yani ben celali esma ile muhatap olduğumda haşyet duyarım, kalbi bir korku duyarım ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü idrak edelim. Cemali olan esmalarda ise zaten bir şey yapmana gerek yok. Çiçeğe baktığında elhamdülillah ne güzel dersin, maşallah dersin, barikallah dersin. Ondan sonra bu seni ondan sonra şükre sevk eder. Daha, daha net ulaşırsın buna. O yüzden bizim yapmamız gereken şey bütün kainatı gibi bütün oluşu rahmetle anlamlandırmaktır. Öyle haşa işte cemali esmalar güzeldir, celali esmalar çirkindir demek bir kere Esma-i Hüsna tabirine yakışmayan bir şeydir. Çünkü adı üstünde Esma-i Hüsna en güzel isimler. En güzel isimlerini nasıl çirkinleştiriyorsun sen? Kendi vehmimizde. Şimdi konuyu buradan alacak ve konuya şöyle gir, e, giriş yapıyor. Diyor ki bu ismi Rahman ve Muhi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mimit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyor. Şu ise vesiyat rahmeti külle şeyin rahmetinin vüsatı şumulüne zahiren muafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Evet zahirde gözükmüyor ama zahire bakan aldanır. Mümin zahirle yorum yapmaz. Eğer olayları, hadiseleri zahirle yorumluyorsanız siz mümin değilsiniz. Çünkü neden? Ya yani mümin değilsiniz imansızlığı manasında söylemiyorum. Kur'an'ın ders vermiş olduğu imanı almış olamazsınız. Çünkü o müminler gayba iman ederler. Yani varoluşu, hadisatı gaybla ilişkilendirerek gördüğü şekilde anlamlandırmaz. Bu bundandır, bu bundandır diyorsan gayba gerek yok ki senin. Ne yapacaksın gayba yani? Zaten gördüğünü gördüğün şekilde anlamlandırıyorsun sen. Ölüm diyorsun, çirkin diyorsun da gerek yok ki senin iman. Ne yapacaksan iman yani? İman diyecek ki sana bu var ya ölüm var ya bu güzel. Allah Allah. Bu solma var ya bu solma falan değil aslında. Bu bir yaratılış diyeceksin. Sen de bunu iman edeceksin. Ama bunun delillerini verecek sana, bana veriyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi birkaç cihetteki muvaffakatını okuyacağız. Bir ciheti şudur ki, Sani Kerim, Fatır Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra. Şimdi burada bir duralım. İki esma ile konuya giriş yaptı. Dedi ki birisi Sani Kerim, birisi de Fatır Hakim. Sani kelime demek sani sanatkar yani yaratmış olduğu bütün mahlukatı, bütün mevcudatı son derece sanatlı yapan. Sanattan anlayan olmak lazım ama sanattan anlayan olmak lazım. Şimdi işin özü bu. E, sanattan anlamazsanız sanat bir şeyi ifade etmez. Ya bugün mesela dünyada ses getirecek bir tablo diyelim, mesela Leonardo da Vinci'nin bir tablosu olsun, tamam mı? Mona Lisa tablosu onun mu işte? Hani e, alsa ben para vermem onu evime de koymam yani. Benim için değer atfetmez ki o. Öyle değil mi? Ama sanattan anlayan için sanat değer anlam ifade eder. Adamlar nice e, üzerine e, kitaplar yazılmış o tablo hakkında. Rönesans döneminin tablosu çok gerçekçi olarak ifade edilir. Yani şeyi bir tarafı gülüyor bir tarafı işte hüzünlü falan diye bir sürü ederler. Destanları var yani. Hakkında yazılmış birçok anlamları var. Benim için hiçbir mana ifade etmez. Çünkü anlamıyorum. Ya yani ben resimden anlamıyorum. Hele ki böyle suret muhret olunca zaten hiç anlama. Anlasam da o suret benim için bir şey ifade etmez. Ama sanat sanatın anlayan için çok şey ifade eder. Şimdi Kainatta yaratılan sanatlı mahlukat. Bunun için çok büyük sanatkar olmanıza gerek yok. Sanattan anlamasanız da olur. İnsan olsanız yeter. Ve bütün sanatları yaratılan mahlukata baktığımızda bizim hayet edeceğimiz çok şey vardır. sani ne dedi? sani Kerim. Bir de Cenab-ı bu yaratmış olduğu, sanatla yaratmış olduğu mahlukatına sürekli ikramda bulunuyor mesela hep ikram ediyor. Hep ikram ediyor. Yani o yaratmış olduğu mahlukatın hiçbirinin kendi rızkını, kendi cihazatını, kendi kıyafetini yapacak bir gücü yok. Hep ikram. Diğer bir taraf fatır Rahim. Ne demek Fatır? Hiçbir yere bakmadan benzersiz bir şekilde yaratıyor. Kopyasız. Mesela insanın sanatlarına bakarsanız hep üzerine koyarak gitme vardır. Mesela şu anda kullandığımız cep telefonları değil mi? Bir serüven haline ha. şöyle dizmeye başlayacak. Ericsson hatta boştan motorlardan itibaren dizmeye başlayacak, değil mi? Palet gibi böyle telefonlar vardı. Koca kartı koyuyorduk artık. Hatırlar mısınız? Yaşınız kurtarmayabilir ya. Şenol abi hatırlarsan artık sabunluk olduğu için. Ondan sonra <laughs> benim gibi. Böyle şey var. İdris abi de ondan sonra genç ihtiyarlardan. Ee, şöyle motorla telefon vardı böyle alırdı loap diye kartı koyardık içinde. Koca kartı koyardın değil mi? Ekran hesap makinesi gibi eleksiyonlar çıktı ondan sonra Nokia devreye girdi falan. Hep üzerine kata kata, kata kata bugün işte akıllı telefonla ifade ettiğimiz tuş olmayan camdan ibaret. Ee, Mesut abi gibi 13 ondan sonra seviyesine ulaşmış telefonlar var. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu hiçbir mahlukatta bunu göremezsiniz. Cenab-ı Hak ilk yaratır en iyi şekilde yaratır. Mesela mandalina yarattık Ya burada bir eksik yaptık, şunu biraz değiştirelim. Olmaz. Portakal için aynıdır. Benzersiz. Süper yaratır. Fatır. Fatır rahimdir. Bir de aynı zamanda şeyatına şefkatle muamele eder. Şimdi dikkat ederseniz Sani ve Fatır ve Kerim ve Rahim iki tane esma grubu olarak ayırdım ben bunu. Çünkü Sani ve Fatır celal esmasıdır. Yani e, ne demek sen buna baktığında haşyet duyarsın. Yahu sivrisineye bak ya. Mandalinaya bak dersin, değil mi? İşte ağaca bak dersin. Martıya bak dersin ki bakıyorsan eğer. Ya bakmıyorsan bakmıyorsa zaten çok da fazla kendini zorlama. Önce bakmayı öğrenmek lazım. Çünkü baktığımız zaman her şeyin birbiriyle alakadar olduğunu adeta birbiriyle alakadar olup birinin tarafından yaratıldığını farkına varız. Bakmadıktan sonra, görmedikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Sani ve fatır olan Cenab-ı Hak, diğer tarafta kerim ve rahim olan Cenab-ı Hak var. Yani diğer tarafta da celal içerisinde Cemali müşahede ediyoruz. Yani sürekli rızıklandırılan, ikram edilen bir varlıklar sahası içerisinde hayat yaşıyoruz. Bunu net şekilde görüyoruz. Şimdi böyle yaratıyor ama iki tane şey dikkat çekti. Bir, her bir taifenin resmi geçit töreni bittikten sonra. İki, resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra. Şimdi resmi geçit ne? Resmi geçit ne? Resmi geçitten maksut olan e, neticeler ne? Askerlikte resme geçitler vardı değil mi? Beraber hep yapanlar bilirler. Şimdi burada her taifeden taifenin resmi geçit töreni yaratılan her nevin belli bir zaman süresinde dünya sahasında alem-i kendini ifade etmesidir. Mesela ben birkaç tane numune yazdım. Çok enteresan birçok yazabiliriz de çok fazla boğulur şeylere. Mesela Kelebek taifesi. Biz geçenlerde Konya'da Kelebekler Vadisi diye bir yer var. Orada gittik işte dolaştık. Ee, bakın kelebek diyorsunuz. Kelebek bir taife ve bunun yaklaşık 150 bin adet çeşidi var. Bir kelebek taifesinin 150 bin adet çeşidi var. Türkiye'de 700 çeşidi varmış. Ve bunlar bir taife. Bunların resmi geçit süresi yani hayatta kalma süresi bir hafta ile bir yıl arası da değişiyor. Genelde bir hafta olarak bilinir kelebeklerin süresi ama bir hafta kalan kelebekler de var. Bir yıl olan kelebekler de var. Bunlar ne yapıyor? Resmi geçitte ondan sonra geçiyorlar. Özellikle bahar mevsiminde bu resmi geçidi biz e, nev nev görürüz. Özellikle hayvanları yazdım çünkü konumuz hayvanlar üzerine gideceği için. Mesela kuş tayfesine bakıyorsun. Kuş tayfesinin 10.000 adet çeşidi varmış. Bu 10.000 adet Şöyle söyleyeyim mesela işte omurgalılar diye işte vesaire vesaire böyle bir omur. Yani içine girdiğin zaman bu sayı gitgide artıyor. Bunların ortalama ömrü işte 4 ile 100 yıl arası yaşıyor. Mesela sinek tayfesi 1 milyon adet çeşidi var. Mesela biz daha çok sivrisinek ve karasinek olarak biliriz Bir tane karasinek, bir tek karasinek sinek. 250 bin tane yumurtaya atalık yapabiliyormuş. O yüzden Üstad diyor yani bir bahar mevsiminde yaratılan sinek sayısı Hz. Adem'den son gelecek insan sayısından fazla sırf bahar mevsiminde yaratılan sinek sayısı. Ve normalde biz genelde sinekleri sevmeyiz. Pis hayvanlar deriz ama sıhhiye memurlarıdır. Havadaki bütün mikropları temizleyen yegane varlıklardır yani sinekleri ortadan kaldığınız anda da e, mikroptan geç şey yapamazsınız. Duramazsınız. Çok temizdirler. Aynı zamanda sürekli temizlik yaparlar dikkat edersiniz. Mesela sinek kanadının üzerinde işte 1 miligramdan da düşük en şey neyse bir toz olsa o kanadın üzerinde o sinek düz uçamaz. Böyle gider. O yüzden de sürekli temizlik yapar. Dikkat edersiniz böyle. Hep böyle temizlik yapar. Pis deriz o karasine değil mi biz? yaptığı temizliği nezafeti üstad diyor ben ondan öğrendim diyor. <laughs> nezafeti bana ders verdi diyor. Dikkat edin sineğe görün ya özellikle yazın. E, yani biz genelde vurmak için uğraşırız ama normalde vurmadan bir baktığımızda bir muhteşem bir yaratılış vardır yani. Ayet meydan okur işte çok ilminiz var bilginiz varsa bir sinek kanadı yaratın bakalım hadi. Yapabilir misin? Yapamazsın yani. Bu sineğin işte bir milyon adet nevi var, türü var. Ve bunlar 2-3 hafta içerisinde bir resmi geçit sergiliyorlar. Resmi geçit yapıyorlar. Yani bu resmi geçit süresi hayatta kaldıkları süre. Bak 3 tanesini yazdım. Daha bunun gibi işte 400 bin şu anda işte daha da fazla. Kaç taneyse artık yani. Milyona yakın tür ve nev sürekli şekilde bir sergi alanında bayram yerine geliyor. Cihaz altını donatılmış. Yaratılışını donatmış. Hop sergiliyor ve gidiyor. Peki şimdi burada ikinci soru. Resmi geçitten maksut neticeler ne? Niye bunlar böyle yaratılıyor ve gidiyor, yaratılıyor ve gidiyor? Bunu üçe ayırıyoruz bu maksut olan neticeleri. Yani üç şey için bu kadar sistem, bu kadar ondan sonra adeta yaratılış var. Birisi saniyene bakıyor, birisi insana bakıyor, bir tanesi de o varlığın kendisine bakıyor. Yani her şeyin vücudunun müteahhit gayeleri var ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Her şeyin. O yüzden her şeyi kendinize değerlendirmeyin. Ben bunu çok yaparız biz yani. Bu ne ya? Neyi yaratıyor acaba bunları? Haşa. Değil mi? Bir şey mesela bir mahluka zarar vermeyi biz çok kolay zannederiz. Ya koparız işte kopar. Ya koparmasana niye koparıyorsun? Ya ne var canım bunda? Ot. Ot gibi baktığın için ot diyorsun. Ha, otun ne kadar ekolojik dengeli ifade edilen sistem içerisinde vazifesi var. Sonra sana, senin için yaratıldı ama sana münasır değil ki. İstifade et. Yani e, çiçek koparacağını çiçeğe bak tefekkür et. Niye koparıyorsun? Ne zikrine mani oluyorsun yani? Değil mi? Niye öldürüyorsun? Haşaradır, evine girmiştir vesaire. Ona caiziyet noktasında problem yok diyorlar ama sen söyle bu noktada bizim kendimize ait en mesela bizim sahir mahlukata verdiğimiz zararların temelinde bir vardır. Bize faydası yoksa o hayvan, o varlık gereksizdir. Öyle değil mi? Bizim değerlendirdiğimiz bu nispet yani ben ne yapacağım ben diyorsun yapıştırıyorsun öldürüyorsun ve hatta zarar vermeye başlıyorsun. Niye? Çünkü insan her şeyi kendine göre değerlendiriyor. O yüzden müteahhit gayeleri var. Ehli dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilirsin. Yani abes ve hikmeti ben hikmetsizliği ne zaman görüyorum? Varlığı kendimce bana göre değerlendirdiğimde abes ve gereksizlik görüyorum. Bu kadar sinek neye yaratılıyor ya? Arılar bu kadar niye yaratılıyor? İşte bilim adamlarına söyledi. Bugün araları çekseniz hayat belki birkaç sene sonra hayat denilen bir şey kalmayacak. Çünkü e, nebatatın terkihi diye ifade edilen o işte üremesinin en büyük vesilesi arılardır. Polen taşıması vesaire. Biz bilmiyor bizde göre çok yani çok fazla. Çok fazla değil çünkü sen sana göre değerlendiriyorsun. İşte bundan kurtulmak için üçe ayırıyorduk. Birisi ve en ulvisi yaratılışın o e, resmi geçitten maksut mananın en önemlisi saniyine bakar. Neden? O şeye taktığı harikayı sanat murasatını şahidi ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir. O nazara bir anı seyyane yaşamak kafi gelir. Bazı mahluklar var bir gün yaşıyor mesela. Ya bir gün işi niye yaratıyor? Kardeşim bir gün senin için bir gün. Onun için belki seneler hükmünde zaten hiç önemli değil. Cenab-ı Hakk'ın en büyük gayesi kendi esmasını sanatını görmektir. Cenab-ı Hakk'ın nazarında gözüktüğü anda maksut netice or ortaya çıkmıştır. Gerisi hiç önemli değil. Sanatkar kendi sanatını görüyor. İkinci noktası gayi vücut ve netice hayatı nedir? Zişura bakar. Zişur kaç kısım burada? Bir, Melaike, iki, Ruhaniyat, 3- Cin ve 4- En önemlisi insan. Çünkü insan en cami mütalacıdır. En cami müşahittir. Yani melaikeler bütün esmayı okuyamazlar. Ama insan bütün derinlemesini okur. Hani örnek vermiştik ya şurada adam, e, subayın burada bir sürü şeyleri var. E, rozetleri var değil mi? O rozetlere bakıyor. Rozetlerde ne yapıyorsun? da işte atış talimi almış, komando eğitimi almış, o almış, bu almış. Bütün hepsi yazıyor burada. Sen de ne yapıyorsun? Ona bakıp eğer diyorsun bu bunu almış, bu bunu almış. İşte insan bunu böyle anlar. Ama mesela bir e, melaike bu kadar net anlayamaz. Bütün esmayı okuyamaz. Ama insan okur. O yüzden Zişur deyince melaike, ruhaniyet, cin ve insan devreye giriyor. Ve bunlarla beraber bu yaratılan şeyler bu Zişur'a bakar. Ve Saniye Zülcelal'in birer mektubu, Hakaik Numa, birer Kaside-i Letafet Numa, birer Kelime-i Hikmet Eda hükmündedir. Yani ben bir varlığa baktığımda, bunu gördüğümde şunu göreceğim ben. Mektup olduğunu bileceğim. Yani mektup, ne demek mektup? Keteme yazmaktan geliyor. cenab Hak bana bir şey yazmış. Bir mesaj veriyor demektir. Her bir yaratılış bir mektuptur. Her bir hadise bir mektuptur. İçerisinde okuman gereken mesajlarım vardı. Biz genelde mesaj deyince işte klasik sosyal medyada yapılan paylaşımlara çok olur. Bu işte 6666 okunmamış mesajım var. Çok az. 400 bin tane mahlukat olarak okunmamış mesajım var. Bir sürü hadisede okunmamış mesajımız var bizim. Çoğu şeyi tekrar tekrar başımıza gelir. Niye? Okuyamadığımızdan dolayı. Mektubatı hikmet nümadır ve bir kasidedir. Kaside ne demek? Kaside. Şiir. Ama nasıl bir şiir? Kaside-i büyürde vardır biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yazılmış metinler düzülen ondan sonra kasideler vardır. Kaside övgü için. Her bir yaratılış sanini över. Beni yarattı. Çok güzel yarattı. Nizamlı yarattı. İntizamlı yarattı. Kaside. Sonra bir kelime hikmet eda. Hikmetli yaratılışı ifade eden bir kelimedir. Mesela kelime Kur'an-ı Kerim'de geçer mesela. Şu da bir kelimedir değil mi? Ar sayfası bir kelimedir. Deniz bir kelimedir. Yani sen kelimeye bakarsın oradan manayı satır olarak çıkartırsın. Bazen bir harfle, bir kelimeyle, bir satırla birçok manayı ifade eder cenab Hak. Bunu kim anlar? Zişur anlar. Bunu kim anlar? İnsan anlar. İnsan olan insan anlar. Bak görsen böyle. Ha, ne güzel. Sen olmadın kardeşim. Bu, bunun için değildi yani bu. Ne güzel. Bunu herkes söyler. Yani bir güzelliğe bakıp güzelliği tasdik etmeyecek olan var mıdır? İnsan olmaz ki o. Mesela sığırda böyle bir özellik yoktur. Güzel eğer sığır için yani bu bardak güzellik ifade etmez yani. Böyle bakar. Sığırca bakar. Hani e, derler yani öyküzün baktığı gibi bakar değil mi? Bizim hoşumuza gitmeyen bir tabir değildir o. Doğru. Ama emin olun ki biz çoğu zaman varlığa böyle bakıyoruz. Çünkü gayesinin farkında değiliz. İkinci gaye zişura bakar. Son nokta, üçüncü gaye de o şeyin nefsine bakar. Telezzüz, tenezzüz ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'ü neticeleri vardır. Yani bu kadar yaratılış içerisinde mesela sineğin kendine ait bir hayatı vardır ya. Basit görmüş olduğun hayat ona ait bir hayattır. Lezzet alır, keyif alır. Sana münasır değil ki. Sana bakan tarafı olmasa da onun kendine ait çok güzel e, lezzetlenmesi vardır. Mesela bazı varlıkların yemek yiyişini seyredersiniz. Ne kadar lezzetli yer mesela değil mi? Ee, mesela e, ineklerin saman yemesi, su içmesi. Mesela e, köpeğin su içmesi. Gördünüz Çok, değil mi? Dilini koyar böyle löp 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 diye enteresan şekilde. O dil nasıl onun böyle yavaş çekilimi izledim ben tamam mı? Böyle alıyor da kürek gibi böyle tamam tutuyor ve çeviriyor löp içeri atıyor. Alıyor tam löp içeri atıyor tamam mı? Kendine ait bir lezzeti vardır. Sani hakim. Ona da bir hayat vermişsin, lezzet vermiştir. Bütün bu gayeler, bak üçlü gaye e, resmi geçitten maksut manalardır. Bunlar sürekli vardır. Sen zişir olarak ne kadar istifade edersen o nispetle keyif alırsın. Eğer istifade edemezsen ondan sonra bu senin maalesef e, sen söylüyorsun nakıslığındır. Demek ki kendini vahyin terbiyesine tabi tutmamışsın. Şimdi bu gayelerden sonra devam ediyor bak konu alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhamet kenarına bir tarz ile tevfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman vatani asillerine bir meyanel, meyanani şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Şimdi bu kadar yaratılıştan sonra dikkat edersiniz mahlukatın artık son demlerine doğru e, mahlukat yavaş yavaş hareket kabiliyetini yitiriyor. Mesela büyük büyük koca koca sinekler vardır. O sineğin vazifesi neslin devamıdır. Mesela kışın bile o sinekleri görürsünüz. Cenab-ı Hak onları öldürmez. Bir dahaki yazın başlangıcında işte 250 bin tane yumurta olaraktan bırakır. Neslin devamı olur. Ama mesela o sineklere bakarsanız hareket kabiliyetleri çok zayıftır. Uçamazlar artık yani. Böyle yavaş yavaş. Sizin mesela şu anda yavaş uykunuz geldi değil mi? Dinleme şeyiniz düşmeye başladı. Gözler kapanmaya başladı. Bak kabiliyet düşmeye başladı. Böyle gidiyorsunuz. Niye? Artık yavaşlar. yavaş bir istirahat meyli oluyor ya. Aynı bütün mahlukatta bu vardır. Mesela papağanlarda da bunu görürsünüz. İşte özellikle işte National Geographic kanallarında belgeseli izlerken çok net görürüz. Bazı mesela Mehmet Ali abi bir tane atmıştı. Arslan yani. Değil mi? Ormanların kralı diye ifade eden Arslan. Artık belli bir yaşa gelmiş değil mi? artık bitmiş pili tabiri caizse sürüsünden de cüda olmuş. Böyle toprağa kazıyor ve kendini orada bırakıp orada vefat ediyor. Bak ne oldu? Vazifeyi yaptı. Resmi geçitte mana ifade etti. Zişur ifade etti. Kendisi istifade etti ve gidiyor. Nasıl gidiyor? Bak kendi gitmek istiyor. Kendi gitmek istiyor. Dur, duramaz. İstese de duramaz. İşte o halet işte rahmetin tezahürüdür. O rahmet o Cenab-ı Hakk'ın o mümit esmasına zemin hazırlar. Ölüm onun için artık bir nimet olmaya başlar. Çünkü vazife bitti artık. Bu saatten sonra o kendisine yüklenecek vazifeleri de ifade edemez. <laughs> Tavukta da böyledir bu, kuşta da böyledir, inekte de böyledir, binek hayvanlarda da böyledir. Artık vazife yapamaz hale gelince o hayvanın bu dünyada durması onun için zulümdür. Ya bütün hayvanlar doğsun ölmesinler. Olmaz kardeşim. İnsanda da bu öyle olacak. O insan kısmına geldiğinde bunu konuşacağız. İnsanda da bu böyle olduğu gibi hayvanatta da bu böyle oluyor. Bunu çok net müşahede edersiniz. Cenab-ı Hak ötelere doğru ona bir iştiyak verir. İşte o iştiyak, o şevk hali rahmetin göstergesidir. Cenab-ı Hak zulmederek almaz hayvanatı. Onu hazırlar. Ve bu noktada, şimdi bak konum devam ediyor ki, hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki nasıl ki vazife uğrunda mücadele içinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Mesela asker nebet tutuyor. Savaş anında bir anını Cenab-ı Hakk'a veriyor. Şehitlik mertebesi. Şehitlik mertebesi ne? Bir gayri hesap cennet ya. Bir anını veriyor. Bir anını veriyor. Vazife başında vefat ediyor. Asker şehit oluyor. Hayvanata geliyorsun. Kurban olarak kesilen hayvanlar değil mi? Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kurban olarak kesilen hayvanlara Cenab-ı Hak bir alem mahirette cismani vücut verecek. Ve sahiplerine bineklik yapacak. Sıratta. Bak ne oldu? Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı e, kesildi. Maka mükafat olarak böyle bir şey veriliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin her yere kapladığını ifadesidir bu. Bakın Cenab-ı Hak'tan aldığımız şefkatle Cenab-ı Hak'tan ileri şefkat süremeyiz. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasının tecellisi olan o şefkati alıp Cenab-ı Hak'tan daha şefkatliyim moduna giremeyiz, girmememiz lazım. Giriyorsak bu bir kalp rahatsızlığıdır diyor üstad. Özellikle mesela şeyler çok izlenir bu. Belgesellerde. İşte belgeseller var ya işte çekiyorlar. Biz de ellerimizle izliyoruz. Tefekküre vesile oluyor. Güzel oluyor da e, ilerleyen zamanlarda problem olabiliyor. Mesela orada işte bir aslanın ceylanı parçalamasını görüyoruz. Demir Tayfan abi nasıl bir adalet bu yani. Bakıyorsun aslan geliyor pençeleriyle ondan sonra yavru ceylanı parçalıyor, yiyor. Üstad buna e, mesnevide değiniyor. O hayvanların onları yemesi diyor haramdır. Hoppala. <laughs> haram diyor. Nasıl haram olacak ya? Onun aklı yok ki. Şeriatı fıtriyece diyor. Yani fıtratına aykırı bir iş yapıyor hayvan. Ya ne demek bu? E aynı hayvana bakıyorsun kendi yavrusuna karşı nasıl şefkatli? Değil mi? Alıyor, kendi yemiyor, yavrusuna getiriyor. Demek ki bu hayvanda şefkat var mı? Var. Aynı şefkati sahir yavrulara da göstermesi lazım. Ama ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Ceylanı parçalıyor. Ne oluyor sonra? Avcının kurşununa hedef oluyor. Çok videolar yok mu? Mesela yavru ceylanı almış aslan mesela yemiyor. Oynuyor onda. Ondan sonra bırakıyor. Gidiyor yemiyor yani. Bak bu neyin gösterdiği? Bu şeriat ve fıtriye bu. Yani bildiğimiz böyle hani Kur'an'daki şeriattan bahsetmiyoruz. Fıtrat şeriatı bu. Şefkat umum bir mahlukatta gözüken en büyük hakikattır. O şeriatı fıtriye ihanet ettiğinden dolayı işte bir yavru ceylanı öldürdüğünden işte yedinden dolayı aslında şeriatı fıtrece harama giriyor ve kuruşuna hedef oluyor. Biz ne yapıyoruz ya işte o ceylan çok yazık. Şimdi sen o ceylanın çok yazık değilmen için o ceylanın metabolizmasını anlaman lazım. Mesela sen uzaktan bakıyorsun ceylan çok sağlıklı. Halbuki ceylan o ceylan belki hastalıklı bir ceylan. Belki de neslin bitmesine sebebiyet verecek. Biliyor musun? Yok sen yalnızca olayı gördüğün gibi yorumluyorsun. Sonra aa işte aa dayanamıyorum kapat. Niye dayanamıyorsun? Canım yanıyor diyor. Niye canın yanıyor? Çünkü neden canın yanıyor? Şefkati doğru kullanmıyorsun. Bakın şefkat adamı yakar. Şefkatin diyor ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Yani şefkatinizin sönmesi için marifetullah olması lazım. Ne demek marifetullah? Mesela çocuğunuz vefat etse veyahut da bir yakınınız vefat ettiğinde şefkat sizi yakar. Eğer şefkati doğru kullanamazsanız çocuğunuzun ile beraber isyan edersiniz. Sen çocuğunu seviyor musun? Çocuğunu sevmeyen var mı? Yok. Hepimiz çocuklarımızı seviyoruz doğru mu? Peki ben bu sevgiyi nereden aldım? Nereden geldi bana bu sevgi? Allah'tan. Benim mi? Değil. Bana ait olan bir şey mi? Hayır. Peki Allah'tan gelenden bir şeyse, Allah'ın bir rahim esmasının yansımasıysa ben o şefkati geçebilir miyim? kaynak o. Ben o şefkati geçebilir miyim? E o zaman niye ondan fazla şefkat ediyorum? Ettiğimi zannediyorum. Bak ne yaptım? Yanlış kullandım. Yanlış kullanınca şefkat artık azap olmaya başlıyor. Ateş olmaya başlıyor. Yakar adım abiler. Yakar yakar. Şefkat yakar. Bunu yegane söyleyecek olan şey de marifetullah'tır. Yani Cenab-ı e, Cenab tanımaktır. Sen dersin ki ya bu çocuk benimdi. Allah böyle imtihandan muhafaza etsin ama ya vaka bu. Olabilir. Yani bugün başımıza da gelebilir. Burada senin işte de derecen ortaya çıkacak yani. He Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden ileri şefkat sürecek misin? Süre. Bu da ortaya çıkacak sen. Zaten süremezsin de sürdüğünü zannedersin. Kendini yakarsın sen. Ama dersin ki ya Cenab-ı Hakk'ın malıydı. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir mahlukuydu. Ben de emanet o verdi o aldı. Ebedi bir cennet var inşallah. Orada beraber olacağız. Elhamdülillah. Bak taşlar oturdu. Hop ateş söner. Yoksa yakar, yana, yakar, yandırır. Mahlukatın başına gelen hadislerde de böyle değerlendirmemiz lazım bizim. Aa işte niye böyle oluyor? İşte bak görüyorsun. Bu sonra ilerleyen zamanlarda felsefe haline gelmeye başlıyor. Bak diyor ki güçlü olmazsan ezilirsin. Bak işte görüyorsun Ceylan güçsüz, aslan güçlü. Bak ne yaptı? Güçlü olan güçsüzü yendi. O yüzden sen de güçlü olman lazım diyerekten güç devşirmeye başlarsın. Her önüne gelen ezmeye de başlarsın. Bir felsefi bakış açısıdır bu. Hayat yorumlamanızı güç üzerine kurmaya başlarsınız. Hayat yorumlamanızı güç üzerine kurduğunuz anda hak güçlüsü olur artık. Güçlüyseniz haklısınız. Olmaz kardeşim. Kur'an öyle demez. Haklıysan güçlüsündür. Haklıysan güçlüsün aile meseledir. Güçlüysen haklısın aile meseledir. İşte bugün adalet terazisinin bu kadar sapmasının temelinde güçlü olan adaleti almaya başlıyor. Halbuki haklı olan güçlü olması lazım. Ve bizim hayat yorumlamamız işte Ezilme, güçlü ol, bak işte büyük balık küçük balık yutar gibi kavramlar bizim hayatımıza öyle bir nakş olmuş ki biz hayat yorumlamızı böyle yaparaktan sürekli bir şekilde zorbalık yapmaya başlıyoruz. Hırsızlık yapmaya başlıyoruz, hırs yapmaya başlıyoruz. Sonra da işte Kur'an'dan dem vurmaya başlıyoruz. İşte ben Kur'an talebesiyim vesaire vesaire. Alakası yok. Senin Kur'an hayatına nazur olmamış kardeşim. Kur'an hayatı böyle yorumlamıyor. Hayat bir teavündür diyor. Yardımlaşmadır diyor. Nerede yardımlaş? Bak işte ceylanı yedi. Sen meselenin iç yüzünü biliyor musun? Görüyorum bunu görüyorum ben. Sen onu görüyorsun ama öyle mi gördüğün o mu? Bilemezsin ki. Ali'yi mutlaktan daim bileceksin. Sonra velev ki yesin mesela. Kimin malı ya? Şunu yapmıyor musun? Mesela kendimizin zannettiğimiz şeylerimiz var ya evimiz, arabamız vesaire şeklinde. Onun üzerine oynamalar yapıyoruz değil mi? Mesela modifiye yapıyorlar arabalara. Adam bir şey unutmuyorum yıllar önce çok böyle lüks bir araba tabi o zamanlar için. Şimdi artık belki lükslü kalmamıştır da. Adam bir renge boyamış arabayı. Böyle ne yani yazmış biliyor musun? Ben kırayım ama diyor. Para bende. Aynen bunu yazmış arabaya bak. Ya bir, bir araba mı unuttum arka. Önemi değil. Ama arabayı öyle bir hale getirmiş ki. Ya diye bu arabaya bu yapılır mı? Git desen ki ya kardeşim bu arabaya bu yapılır mı? Sana ne der biliyor musun? Benim kardeşim. Yaparım yani. <laughs> Değil mi? Benim der ya. mi? yaparım yani. Şimdi sen hakiki manada senin olmayan bir şeyde böyle bir tasarruf hakkını kendine verebiliyorsun. Zanla. E, malikin mülk. Malikin mülk. Her şey malike. Öldürür. Diriltir. Diri. Değil mi? Soramazsın ya. Ya ama nasıl? Ya sana ne? Ha, araba benim değil mi? İstediğimi yaparım. Mülk Allah'ın istediğini yapar. İşinin noktası budur yani. Ama hikmetini araştıralım. He. Hikmetini araştıralım. Evet hikmetini araştıralım. Gel bakalım öğrenelim nasıl bir tasarruf yapıyor. Çünkü benim bildiğim Allah. Celalinde cemal, cemalinde celal vardır. Benim bildiğim Allah kötü yapmaz, abes yapmaz ama bir vakada ortada bir şey var işte. Bunu nasıl değerlendireceğim? Heh, bu noktada işte o zaman diyeceksin kardeşim hikmet açılmaya başlar. Sen de o manayı daha net okumaya başlarsın. Ve sen bu ahadi şeyi değerlendir değerlendirirken, bileceksin ki rahmet her şeyi kuşatmıştır. Ben biliyorum ki bir anlık askerin bir vazifede ölmesi şehitlik mertebesine veriyor. Kurban olarak kesilen bir hayvan ahirette bineklik mertebesinde, sıratta bineklik mertebesine ulaşıyor. Ben biliyorum ki itikad ediyorum ki hangi hayvan olursa olsun vazife eşya ve eşya diye kendisine yüklenen vazifeleri yerine getirirken mutlaka ve mutlaka telef olsa, vefat etse, ölse ona bir mükafatı acile var. Bir mükafat verilecek. Mükafat verilecek. Nasıl verilecek? Ya verilecek. Ben böyle biliyorum yani. Bunu da böyle görüyorum. Bunu da kainatta müşahede ediyorum dememiz lazım. İtikadımız bu olacak yani. Evet. Öyle de sair ziru ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazifeyi fıtriyi rabbaniyelerinde ve evamiri subhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafatı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücreti maneviye o tükenmez hazine-i rahmetten vaid değildir ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illa Allah. bu bir gaybtir. Gaybi Allah bilir. Ama biz böyle bir itikat ediyoruz. Mesela biz genel itibariyle hayvanatın vazifelerini, nebatatın vazifelerini yapmasından sonraki ki tehlisatı bitiş olarak algılıyoruz ya, ifade ediyoruz ya. Mesela bakın diyor ki unsurlar diyor madenler mertebesine çıkar. Unsur dedi hava, su, ateş, toprak. Mecz oluyor. Bunlar maden oluyor. İşte kömür oluyor. Değil mi? işte magnezyum oluyor vesaire bir şey oluyor. Bunlar unsurlar madenler mertebesine ulaştı. Madenler mertebesinden o madenlerden istifade eden nebatlar. Nebatlar istifade ediyor. O madenler vasıtasıyla bitkiler oluşuyor. Bak ne oldu? Unsurlar madenler hayatına geçti. Madenler bitki hayatına geçti. Bitki hayatı da hayvanlar bitkilerden istifade ediyor. Bitkiler de hayvaniyet mertebesine ulaştı. Sürekli miraç var. Yani papatya ineğin etinde hayvanat mertebesine çıktı. Hayvanat mertebesinden biz istifade ediyoruz. Hayvanlar da insanlık mertebesine ulaşıyorlar. Mesela bizim şu cemaatin üzerinde değil mi? 6 tane büyük baş hayvan var. En az. Hepsi yani Recep abi burada bak. <laughs> Günaydın diyeceğim ama adam çok sağlam gitmiş bu sefer. 6 tane bak 6 tane ne oldu? O hayvanlar insan oldu. Ben beraber alem bekaya geçiş yapacak. Yok mu oldu? Hayır. Yok olmak yok. Hayat mertebesi formatı değişiyor. Unsurdu, maden oldu. Madenden bitki oldu. Bitkiden hayvan oldu. Hayvandan insan oldu. İnsanla beraber alemi ahirette ebedi bir vücut içerisinde hayat görecek. Şimdi bakın çok enteresan bir yer. Şimdi burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Burası çok önemli çünkü. Özellikle Hayvanat taifesine karşı hayvanat taifesinin çekmiş olduğu zahiri sıkıntılar var. Ayağa kalkacağım. Ayarla kamerayı sen. Bak burası çok önemli. Şimdi hayvanların genelde biz acı çekmelerine karşı böyle acip bir hissiyat besliyoruz. Yani üzülüyoruz. Yani hayvanı görüyoruz işte. E, sen söyle zahiri bir sıkıntı çekiyor. Üzüntü hali oluyor. Mesela bunu daha iyi taşıyan insanlar da çıkıyor. Mesela değil mi? E, e, kurban ibadetine karşı çıkıyor. Hayvanla kesilmesin diyor yani. Günada kesiyorsunuz hayvanı. Bak işte boğazlıyorsunuz, bıçağa basıyorsunuz diyor. Yani biz genelde şu hatayı yapıyoruz. Bakın hayvana bakarken insaniyetimizi o hayvanın içine koyup hayvanı öyle değerlendiriyoruz. Mesela akvaryumda balıklara bakıyorsun. Ya diyor bu akvaryumda balıkların canı sıkılır ya diyor. Ufacık akvaryuma balıkları koymuşsunuz diyor, tamam mı? Halbuki o balıkta hafıza yok. Ya yani o balık aslında her an farklı bir yerde yüzüyor gibi zannediyor gidiyor oraya. 3 saniye bir kayıt olsun. Gidiyor. O ne güzelmiş Buraya geliyor. O ne güzelmiş diyor. Oo, ne güzelmiş diyor. Yani bu yani okyanusa koysan da aynı mevzu. Fark eden bir şey ama ya balığı akvaryuma koymanla, fanus içerisinde beslemenle, okyanusun o e, böyle ucu bucağı gözükmeyen genişliğinde beslemen arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü hayvan bunu bilmez. Şimdi zaman kavramına gireceğiz. Mesela üstad bu kesilen hayvanla ilgili. Mesela diyor ki hatta diyor kesilmek için yaratılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. O elenden kurtulur. Ben bunu hep okurdum. Hani bu diyor yani bir şey hissetmez. Anlamıyordum. Anlamış numarası yapıyordum ama ikinci numarayı hiç anlamıyordum yani. Diyor yani işte bıçak kestiği zaman hissetmek ister. Ya niye istesin bir hayvan bıçak kesiyle yani? Yani az bir şey istesen de şöyle sevabım artsın falan. Aklım almıyor bu cümleyi benim yani. Sonra diyor on da, o da gider diyor. Sonra elenden de kurtulur. Bir okuma yaptım başka bir konuyla ilgili. Zaman kavramını örneklendirmiş. O abicim oradan bu meseleyi kaptım. Şimdi anlatıp becerebilirsem Rabbim nasip etsin inşallah. Şimdi zaman kavramı üzerine çok yorum yapılan bir şey. Yani zaman var mı, yok mu, zaman meyhum mu? Ee, ama bileceğimiz şey nedir? Zaman dediğimiz hakikat aslında hayatın an ve an tezahürünün benim dünyamda birleşme halidir. Yani hayat denilen haslet bulunduğun andır. Aslında geçmiş ve gelecek yoktur. Yani aslında şimdi vardır. Yani Z0 diye benim ifade ettiğim zaman Z, Z0 diye ifade etmiş olduğum şey andır. Mesela biz anların birleşmesinden dolayı bir zaman şeridi oluşturuyoruz. Şimdi problem şurası. Ee, an an bir yaratılış var. Ve bu yaratılışın bir sonrası değil mi? Ge gelecek bir öncesi de geçmiş olarak kalıyor. Ve bizim bu Z0 dediğimiz anın anlık müşahede etmekle aslında bir zaman dediğimiz şey biz buradayız. Burada değiliz. Burada da değiliz. Aslında buradayız. Peki buradaki yaratılış bu anlık yaratılış bir hemen bir an sonra Z1'e geçiyor. Doğru mu? Bir de bununla beraber bir de bir gelecek kavramı ortaya çıkartıyoruz biz. Peki zamanın oluşması için ne lazım? Bakın zamanın oluşması için benim dünyamda zaman algısının oluşması için benim bu üçlü içerisindeki algoritmayı kurmam lazım. Yani an, geçmiş ve gelecek. Mesela bakın Geçmiş noktasındaki biz zaman anlamlandırmasını şöyle yaparız. Geçmiş dediğiniz şeylerde siz zamanı hatırlamazsınız. Yalnızca o olayla bazı yaşadığınız olayları hatırlarsınız. Mesela geçen sene dersiniz ama siz bütün seneyi hatırlamazsınız. Geçen sene de yaşadığınız bazı şeyler vardır. Mesela ya birisi ölmüştür. Ya işte para kazanmışsınızdır. Ya bir şey kaybetmişsinizdir. Ana umdeleri hatırlarsınız ve o şeyler üzerinde bir zaman algısı oluşur. Doğru mu? Mesela 365 gün 6 saat geçirdiniz. Bana geçen sene anlat desem ne anlatırsın? Bir sayfa yazı yazamazsın. Bir sayfa yazı yazamazsınız. Genelde kalıplarda işte korona başladım, Korona oldum. Para kazandım. Mal kazandım. Bunu kaybettim. Bunu yaptım. 5-6 tane maddeden başka bir şey olmaz. Çünkü neden? Biz zamanı hatırlamayız. Biz zaman içerisindeki bazı noktalar aklımıza kalır. Hafıza. Şimdi anlık bir an buradayım. Bir sonrası geçmişe gitti ve benim gelecek diye bir vehmi bir şey daha oluşturdum. Bunun üçünün araya getirilerekten zaman kavramı oluşur ve bunu yapacak olan yegane şey hafızadır. Hafızayı kaldırdığınızda zaman kalkar. Sizden ben hafızayı alayım, belleği alayım, zaman kalkar. Zaman diye bir şey olmaz. Anladınız mı? Geçmiş ve gelecek diye bir şey olmaz artık sizin için. Alzheimer'da öyle bir de cüz'i bir kayıt vardır hafızayı bütünle çıkardığınız anda zaman kavramı kalmaz. Zamansız olursunuz artık yani. Çünkü kavram ortadan kalkar. Çünkü kayıt yapmıyor. Geçmişi kayıt yapmıyor. Gelecek zaten piyasada yok artık yani. Tamamen silindi. Hafızadır zamanı zaman yapan. Bu üçlü Z'leri birleştirerekten yorumlayan şeydir aslında hafıza. Ve o hafıza olduğu için, o akıl dediğimiz olduğu için siz zaman kavramını ortaya koyarsınız. Şimdi geliyoruz hayvanata. Hayvanatta akıl yani hafıza yoktur, kayıt yoktur. Hayvan burayı yaşar. Burayı yaşar, burayı ve burayı. Üçlüyü, o Z1, Z0, Z2'yi, algoritmayı birleştirecek yapısı olmadığından dolayı hayvan anlık yaşar. Ne geçmişten gelecek, geçmişten elemler ya da gelecekten endişe duymaz hayvan. Mesela yolda görürsünüz, ulu orta yere yatar. Sen yatabilir misin? Nasıl? Ya yatamaz. Salonda yatar. Yatarsın. Bak niye koltuğa oturmak istiyor? Çünkü orada uyuyamayacağını bildiği için koltuğa oturmak için oluyor. Yoksa niye oradaki yazıyı görüp oraya oturmak ısrar ediyor? Hmm. Veya da buraya oturmak için uğraşıyor. Çünkü biliyor ben uyuyacağım ve bana yumuşak bir zemin lazım. Mesela böyle düşünen bir köpek göremezsiniz. Kaçmaz. Ya çünkü zaman algısını oluşturacak olan yegane şey hafızadır. Kayıt olmadıktan sonra zaman ortadan kalkar. O yüzden geçme, gelecekten endişe duymaz, geçmişten de elem duymaz. Şimdi hayvanı yatırdın hayvanı keseceksin. Anlık hissettiği için. Üstad diyor ya hissetmek ister o his gider. Hissetmek istediğini anlık bir yaratılış vardır. İkinci bir yaratılışı kayıt yapamaz hayvan. Yapamayacağı için anlık acı çeker ve gider. Birikmez acıları. Mesela bizim çok dehşetli acı çekmemizin sebebi birikmesinden dolayıdır. Neler çektim ben be bir bilsen dersin 30 sene anlatırsın. Değil mi? Neler gördüm ben dersin 30 sene anlatırsın. Niye? Birikmiştir. Hafıza kayıt yapmıştır. O yüzden bizim için çok büyük bir rahmet ilahiye vardır bu noktada. Cenab-ı Hak formatlar. Nisyan vardır mesela. Nisyan büyük nimettir. Unutmak büyük nimettir. Her şeyi unutmaktan bahsetmiyorum ama. Mesela acılarınızı unutturur Cenab-ı Hak. Mesela bir akrabanız vefat etse, babanız, anneniz vefat etse, sevdiğiniz bir vefat etse 2 sene, 3 sene bir olur ama her geçen gün azalır acısı. Sonra artık bu atılamazsın bile yani. Niye? Hafıza gidiyor artık yavaş yavaş cenab bak ne yapıyor formatlıyor nisyan oluyor artık çünkü kaldırmaz bellek bütün acıların üstüne bindiğini farz etsene Dedinin acısı babaannenin annenin babanın çocuğunun işte o eniştenin dayının o o o dersin abi yeter ya değil mi kaldırmaz ne yapıyor cenab bak nisyanı veriyor formatlıyor sıfırlıyor belleği sıfırlıyor belleği hayvanda sürekli sıfırlanıyor delet var yaratılıyor delet yaratılıyor delet yaratılıyor delet Yaratılıyor, siliniyor. yaratılıyor, siliniyor. Hayvan hissetmiyor ki. Hissedemez ki zaten. Nasıl hissedecek? Kayıt yok çünkü. Kayıt olmadığından dolayı acı çekmez hayvan. Abi işte depreşiyor işte. Kardeş fiziki refleks ondan. Hiçbir acıdan ibaret değil yani. Sinirler. Sinirlerden dolayıdır yani. Ya sen öyle bir şey olsa burada hayvan yemek yiyor. O da <laughs> koyun kesiliyor. O orada otuyor, yiyor. Yiyebilir mi ya? Yiyebilir mi? Orada ot yiyor. Burada ben kesiyorum koyunu. O da görüyor. Ot yiyor yani. Sen ben burada seni şey öldürürken sen yemek yiyebilir misin orada? Recep <laughs> 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 kalktı. Günaydın Recep. <laughs> yiyebilir misin? Bak seni sen ön, bu üçlü algoritmayı kurduğun için akıl diyorsun sen işte buna. Hayvan da bu yok. Ne gelecek ne geçmiş. Anlıktır. O yüzden e, üstad bununla ilgili şey diyor. Hani bazıları diyor biz hayvan gibi yaşamak istiyoruz kardeşim. Bize ilişme böyle din falan filan benim hobim yok diyor böyle şey. Hobim yok diyor işte tamam mı? Kardeşim hayvan gibi yaşayamazsın ki. Senin bu var mı? Ben gelecekte düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? E, Euro'ya bakıyorsun, dolara bakıyorsun, 2023 ne olacak, seçim ne olacak diyorsun, evleneceğim diyorsun, plan proje yapıyorsun, yapıyorsun. Bak gelecek var. Bir de geçmişin var senin. Yaşadıkların duruyor. Değil mi? Unutamadıkların var, elenlerin var, sıkıntıların var. E, geçmiş ve gelecek senin her an seni taciz ederken, Anı rahat şekilde yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Hafızan var. Bellek kaydediyor. O yüzden hayvan gibi olamazsın diyor üstad. Hayvan gibi olamaz yani içinde hayvan gibi yaşayamazsın. Çıkar diyor aklını at. O zaman hayvan ol kurtul. O zaman ben mesela hayvan diyeyim. Ama hayvan deyince bana hakaret etme diyorsun. Öyle değil mi? Hayvan bana hakaret etme. E abicim hayvan o zaman diyorsun ki ben hayvan gibi yaşamak istiyorum. O zaman hayvan diyeyim ben sana. Yaşayamayacağını biliyorsun. hayvanda akıl yok abiler. O yüzden kendinizi hayvanların içine koyup Ya bu hayvanlar çok acı çekiyor işte bunları kurban olarak kesmeyelim. İşte bunların böyle çok sıkıntı çekiyorlar demenize gerek yok. halık Rahim'den onlar özel bir sistem koymuş. Hafız olmadıktan dolayı, olmadıklarından dolayı zaman kavramı olmaz. Zaman olmadıktan dolayı da acı olmaz. Akıl yok çünkü, kaydetmiyor. Anlık yiyor, içiyor, bitiyor. Tamam Hayvanlara şefkat çok önemli. Hele şimdi Son denme çok artık e, lavaşta olmaya başladı. Bizim aile yapımızda da hayvanseverlik falan. Biz insan sever olmamız lazım abi. Hayvanseverlik çok önemli değil. Hayvanı zaten seversin. Ama insan sever olmamız lazım. İnsan insan seveceğiz. Hayvanları da insanca seveceğiz. Rabbi Rahim'den fazla şefkat göstermeyeceğiz. Rabbi Rahim'den fazla şefkat gösteremezsin zaten o hayvana acırken bile ölçülü acımak zorundasın. Acısı bir yem verirsin. İşte şey yaparsın. Senin vazifen budur. Ama bütün hayvanları doyuracağım. Bütün kedileri doyuracağım. Nesin sen ya? Öyle ahmaklar var ya. Kediler aç kalıyor diyor işte. Beslenemiyorlar falan. Allah Allah. Niye beslenemiyorlar kediler? Onun Rableri unutuyor diyor. Alıyor çuval çuval yem taşıyor yani. Ben diyor besliyorum. Farkında değil ki Rabbim onu kullanarak besletiyor işte. <laughs> Gene Rab besliyor aslında ya. O beslemiyor. kendini besliyorum falan zannediyor yani. Evet yani hayvanın mevzusu bu. Hafıza yok, geçmiş yok, gelecek yok. Anlık kayıt var. Anlık kayıt da bir kere tık tık. Yani bilgisayarda bir şey yazıyorsun. Sen daha iyi biliyorsun Muhammed. Mesela bir tuşuna basıp anında hemen A harfi yazıp hemen silmek gibi. Yazdın sildin, yazdın sildin, yazdın sildin. Bir şey yazabilir misin? Kayıt yapabilir misin? Kaydet diyebilir misin? Neyi kaydedecek ki? Boş. O yüzden kendi dünyamızda kendimizi hayvanların yerine koyup onları acı çekiyorlar işte kurban olarak kesmeyelim yazıktır günahtır falan deme. Rabb-ı Rahim onlara özel mekanizma vermiş. Sen kendin onların yerine koymana gerek yok. Onların Rabbi senden daha şefkatli. Evet bu kadar. Subhaneke la illa ma hakim ve davahum. Rabbil alemin. El Fatiha.